Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda yeniden heyecanla karşınızdayız. Çünkü Aerocool Atomic isimli böyle sıra dışı bir kasa yapmış. Hemen inceleyelim dedik. Ön tarafta 20 santim fanımız var. Mesh panelimiz var. Yan tarafta Tempered Glass camımız var ve bu Tempered Glass camdan gözüken bir addressable RGB 12 santim fanımız daha var. Yani önden arkaya güzel bir hava akımı var. Tabi sadece bununla bitmiyor. Yukarıda fan takılma yerleri, sıvı soğutma desteği. Onun haricinde arkaya doğru geldiğimizde PCI Express portlarının yani slotlarının olduğu yerde 4 adet burada. 2 adet de burada gördüğümüz için dikey ekran kartı da takılan bir kasadan bahsediyoruz. Yani yanlış duymadınız bu kasada dikey ekran kartı montajı var. Micro ATX yapıda 4 tane PCI Express burada slotu olduğunu gördüğünüze göre güç kaynağı aşağıda tünelli yapılı sıra dışı bir canavar kasa incelemesiyle karşınızdayız. Bu arada hemen videonun başında söyleyelim. Metremiz elimizde A'dan Z'ye ölçüp biçerek bu videoda sizlerin gözünden anlatmaya çalışacağız. Erokul Atomi. Hemen söyleyelim bu Atomi'nin Ekran kartının dikey takılma bölümünden cama kadar 3,5 santimlik bir boşluk var. Yani bazı markalarda olduğu gibi Atomik'te ekran kartı camı öpmüyor. Adam gibi hava alıyor. Zaten ön taraf meş, arka tarafta da fan olduğu için önden arkaya güzel bir hava akarken iyice hızlı, kompakt boyutta olmasına rağmen bir soğutma var. Peki bu kasa kompakt ama yani hafiften de genişliğini görüyorsunuz 20 santim fanla. Aslında bu bir pehlivan kasa. Biraz boyu kısa ama olduğu yerde tok duruyor. Kasanın hemen şöyle bir uzunluğunu da söyleyelim. E, yerden ayaklar dahil 39 santim ayakları düşseniz 38 santim diye düşünebilirsiniz. Ön taraftaki mesh e, yapının yanlara doğru döndüğünü görüyorsunuz. Buradan bakın. Yandan stüdyomuzun ışıklarına rağmen gözüküyor. Yine arka taraftan fanı görüyorsunuz. Hemen şu şekilde döndüreceğim. Bu taraftan da yine fanın ışıklarını görebiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki kasa sadece önden değil yanlardan da güzel hava emecek. Yani hava konusunda, akım konusunda Aerocool Atomic'te hiçbir problem yok. Şimdi e, hemen dıştaki özelliklerle başlayalım. Bir adet çıkarılabilir toz filtremiz var mıknatıslı hemen böyle kasamızın üstüne uygulayabiliyoruz. Her yere dilemediğimiz gibi her videonun başında olduğu gibi. E, kasamızın üst tarafında, portlarında söyleyelim toz filtresine gelmişken bir adet güç tuşu, hemen onun yanında durum bildirim ledleri, reset tuşu, e, kasamızın led modlarını değiştirmemizi yarayan led tuşumuz, 2 adet USB 3.0 portu ve bu USB 3.0 portlarının arasında ses ve mikrofon bağlantıları. Bunların da siyah olduğunu görüyoruz. 2 adet port olması bize Uygun fiyatlı oyuncu kulaklık setlerinin de kullanılabilirliğini gösteriyor. Öyle tek parça olanlara göre. Yan tarafın tempered glass olduğunu söyledik. Ama kasamızı diğer tempered glass kasalardan ayıran güzel bir özelliğimiz var. Şurada bir tutma halkası var. Bu arada videomuz 4K. Bu tutma halkasını çektiğinizde kasamız rahatlıkla açılıyor. İki tane güzel menteşemiz var. Mıknatıslar yani magnetler sayesinde güçlü magnetlerle kasamızın kapağı kapanıyor. Bu da çalışmayı kasamızın içinin tozunu almayı dönem dönem ihtiyaç duyarsak ya da kasamızdan donanım değiştirmeyi oldukça pratik hale getiriyor. Hatta şov yapmak istiyorsak, donanımlarımızı göstermek istiyorsak onu da yapmayı kolaylaştırıyor. Bu arada dikey ekran kartı takıldığında tekrar hatırlatalım. Ekran kartı burada kuzu gibi tabiri caizse duracak. Şimdi kapatıyorum ve arka paneli açarak devam edeceğim anlatmaya. Çünkü kasamızın çok özelliği var. Hemen arka panelde açalım. Bazı portlar rahat gözüksün. Parmak vidaları çıkardık. Tutma yerimiz var. Çektiğimiz zaman kapağımız geliyor. Kapağımız düz. Dolayısıyla ekstra bir derinlik yok ama kasamızın burada bir parmak gibi bir derinliği var. Burada da kablolar rahatlıkla kılıflanabiliyor, saklanabiliyor. Şimdi Eylokul'un bu kasada benim en çok hoşuma giden özelliği burada görmüş olduğunuz iki adet siyah kabloları sabitlemeye sağlayan kıskaç yapısı ve kasa bu şekilde geliyor. Bunu böyle görünce çok etkilendim. Çünkü fanların kabloları dahil hepsi tünel gibi geçip aşağı gidiyordu. Oldukça kibar duruyor. Bu arada CPU soğutucu montaj boşluğu ve kauçuk kauçuk korumalı ya da kauçuk adaptörlü dediğimiz bizim kablo geçiş boşluklarını görüyorsunuz. Bu boşlukların kauçuklu olması da güzel düşünülmüş bir ayrıntı. Hemen alt tarafa geldiğimizde Bağlantı kablolarımız yer alıyor. Bizim tabi çalışsın diye burada güç kaynağımız da var. 19.000 kablomuz, HD audio bağlantımız, ses reset ve güç tuşu gibi tuş ve bildirim ledlerinin bağlantıları yanında kasamız addressable RGB olduğu için kasamızın 3000 addressable RGB anakart bağlantısı ve Gigabyte'ın VDG tarzı daha farklı uç yapısına sahip yine addressable RGB bağlantı yapısı bulunuyor. Bu ne demek? eğer yukarıdaki kontrolcüyü devreden çıkartırsanız bu fanlara addressable RGB anakartınız üzerinden hükmedebileceksiniz anlamına geliyor yazılımla. Eğer ekran kartınızı da dikey koyarsanız bu kasa tam bir show kasası. Şimdi e, burada bir disk aparatı görüyorsunuz ama bu disk aparatı alt taraftan vidalarla sökülebiliyor. Dolayısıyla baştan sona güç kaynağı takabileceğimiz boşluk 34 santim civarında. Yani bu kasaya sığmayacak Güç kaynağı yok zaten şu anda 12 santim fanlı 500 wattlık bir güç kaynağı var yaklaşık ve güç kaynağından e, kasamızın kapağının iç çeperine yani olması gereken kablo boşluğu tabir edebileceğimiz yere 3 santim boşluk var. Buraya sığmayacak da kablo vesaire filan bulamazsınız. Şimdi buradaki disk ünitesini yine şu şekilde gösterelim. Buradaki disk ünitesi 2 adet disk alıyor. Birini üste birini alta 3.5 olarak konumlandırabiliyorsunuz. Birini 3,5 aşağı, birini 2,5 yukarı olarak konumlandırabiliyorsunuz. Bir adet 2,5 inç disk aparatımız burada yer alıyor. Hemen kasamızı çevirelim. İçeride de 2 adet var. Kapağımızı da açtık. Bakın tekrar pratik bir şekilde. Bir adet 2,5 SSD buraya. Bir adet de 2,5 SSD buraya. Toplam 1, 2. 2 tane 2,5 içeride. Tekrar kapatıyorum. 1 tane 2,5 burada 3 etti. 1 tane 2,5 üste koyarsak 4 2,5 etti. Bir tane de 3,5 aşağı. Yani 4 tane 2,5, bir tane 3,5 veya 2 tane 3,5 üstte altta ve 3 adet 2,5 takabiliyorsunuz. Yani toplam 5 disk takılıyor bu kasaya. Konfigürasyon size kalmış durumda. Madem bu kadar anlattık Hemen şöyle kasamızı çevirelim. Bu arada alt tarafta parıldayan ayakları da görüyorsunuz. Bunlar Dolby Dijital amfilerden, profesyonel deklerden, ses sistemlerinden falan andırıyor açıkçası. Şimdi burada buraya geldiğimizde zaten kutusunun üzerinde de açıklama olarak yazıyor. Baştan sona bir engel olmadığı için şuraya kadar 34 santim gözüküyor. Ben bir yandan da kutusuna bakıyorum hata yapmamak açısından arkadaşlar. Kaç milimetre diye. Evet yanlış olmasın. 347 mm ekran kartı boşluğumuz var. Ben buradan zaten kabaca 34 santim küsürü 34,5 buçu ölçebiliyordum. Onun haricinde buradan anakarttan ölçtüğümüzde kasamızın biliyorsunuz önünde 20 santim falan var. Burası anakart vida deliğinden 19 santim gözüküyor. Soğutma olarak da yine e, ne yapıyormuş? 184 mm yani 18 santimden büyük kule tipi soğutucu sığıyor bu canavara. Yani buraya çok güzel bir Aerocool Addressable RGB'li bir soğutma Kule tipi bir soğutma ya da yine sıvı soğutmayı yukarı koyarak da yapabilirsiniz. Şimdi madem soğutma işine girdik. Önde 20 santim fanımız zaten parıl parıl gözüküyor. Hemen arkada 12 santim fanımız var ve çift ledli. Yani hem önde hem de arkada led halkası var. Burada görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla kasanın arkasından da gözüküyor. Şimdi burada söyleyebileceğimiz kasayı biraz bükmem gerekiyor bunu anlatmak için. Şöyle kasayı büktüğümde çünkü cam panelimiz... ...menteşemiz serbest. Arkaya kadar gidiyor açık, boş bir şekilde güvenlik olmadan. O yüzden kasaya en güzeli yan yatırmak bu kasada çalışırken. Siz de satın alırsanız dikkat edin tempered class olduğu için. Üst tarafta 2 adet 12 santim ve 14 santim fan yuvası var demiştik. Bunlar aşağıdan yükseltili. Şu anda parmaklarımı rahatlıkla görüyorsunuz. Buradaki yükselti benim 3 parmağım kadar. Dolayısıyla buradan ciddi bir yükselme var. Bu da soğutucunun, sıvı soğutmanın, radyatörünün... ...anakartının mofsetine falan çarpmasına engelliyor. Şimdi... Ben oradaki boşluğu yine sizler için ölçeceğim. Üst taraftan fan vidasına kadar gelen boşluk 5,5 santim civarı. Ama buradan ölçecek olursak kaç santim yapıyor? 4 santim civarı anakart vidasından itibaren anakart yükseltme vidalarından 4 santim bir yükselme var. Bu da bizler için fazlasıyla yeterli. Buraya koyabileceğiniz sıvı soğutma yukarıdan 280-275 mm olarak gözüküyor burası. Ancak şunu da unutmamak lazım, bu 275 gözüken yerde fanınız da var. Bu fanı biraz aşağı kaydırabiliyorsunuz. Eğer PCI Express dikey kullanmayacaksanız, bu kısım önemli. PCI Express'i dikey kullanacaksanız, bu fanınız bir parmak kadar aşağı iniyor. Şöyle gösterelim onu da hemen. Şöyle. Bakın buradaki raylar, şu deliklerden şöyle yaptığım zaman gözükecektir muhtemelen. Buradaki delikler sayesinde bu fan aşağı kadar iner. Bir alt deliği alırsınız ama o zaman PCI Express dikey slotların ikisine ekran kartı için kullanamayabilirsiniz. Dolayısıyla sıvı soğutmayı buraya baştan sona 280-275 santim olmasının sebebi 240'lık sıvı soğutmanın biraz bu fandan uzaklaşmak istemesi. Dolayısıyla fana hala alabileceğiniz bir yaklaşık yarım e, santim belki bir santime yakın bir parmağa yakın daha doğrusu bir santim gibi bir şey var. Ama ondan sonrasını alırsanız ekran kartını dikey montajı iptal ediyorsunuz. Fazlasıyla yer var yani. Dolayısıyla 275 80 santimlik buradaki sıvı soğutma bölümüne 240'lık bir canavar sıvı soğutma takılır. Kasa hem ısınan havayı hızla atmış olur hem de burayı addressable RGB yaparsanız aşağı ışıl ışıl bir görüntü olur. Bir de ekran kartının dikey durduğunu ben bunlardan bahsederken farklı görüntüleri göreceksiniz zaten düşündüğünüz zaman çok güzel bir estetik yakalamış oluyorsunuz kasada. Magnetler oldukça güçlü. Yan paneli şöyle yaklaştırdığınızda bile zaten kendi kendine direkt olarak tutuyor. Çıt diye kapanıyor. Ve bu arada da tutma kolumuz oldukça kibar. Ee, kurşun rengi diyebiliriz ya da antrasit diyebiliriz. Ee, gayet 4K olduğu için videomuz gözükecektir. Kaldırıp yüzük gibi tutuyorsunuz ve çekiyorsunuz. Şu şekilde de ittirdiğinizde anında kapanıyor bu kısmını kullanmak oldukça pratik. Videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Aerocool Atomic kimler için? Sıra dışı olmak isteyenler için. Artı masasında yüksek kasa görmeden monitörünün yanında çok güzel estetik bir görüntü yakalamak isteyenler için. Ekran kartını dikey takıp dişe ser, dışa sergilemek isteyenler için. Bunu yaparken piyasadaki bazı kasalar gibi değil de şurada 2 iki, iki parmaklık yani videomuzun başında da söyledik hemen. Yaklaşık 3,5-4 santim, 3,5-4 santim civarı bir fark bırakarak cama yapıştırmadan düzgün hava alabilen ekran kartını dikey takılmasını sağlayan bir kasa. Bu arada videonun sonunda şöyle bir aparatımız da var. Bunu da hemen gösterelim. Kutu içerisinde çıkıyor. Alt tarafı 3 hem yapışkanlarla geliyor. Bu aparat ekran kartınızı iki farklı vidayla kıstırmayla hareket ettiriyorsunuz. Bunlardan ben birini açacağım. Şu şekilde düşünün. Zemine koydum şöyle yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Bunların konumlarını da değiştirebiliyorsunuz. Birbirleri içinden de vidalayabiliyorsunuz. Yani ekran kartını normal takarsanız uzun bir ekran kartına alt destek olarak görev görüyor. Eğer ekran kartını dikine takarsanız yandan göstermek için yine arayı açarak dik ekran kartını da araya alarak destek olmuş oluyorsunuz bu sayede. Peki bu kasada dikey ekran kartı montajı var da bu aparatta İçinde hediye olarak geliyor. Güzel düşünülmüş bir ayrıntı. Yani bu olmasa da olur belki ama bu ekran kartına rigidi de katıyor. Aerocool Atomi'yi aldıktan sonra dikey ekran kartı takmak isterseniz hem kendi içinde gelen aparatı kullanacaksınız güçlü bir şekilde tutulsun diye hem de Dark'ın kablosunu kullanmanız gerekiyor. Şu an için Aerocool'un kendi bir kablosu yok. Videomuzun altında dikey ekran kartı nasıl takılır videosunda o adaptörü görebilirsiniz ve videomuzun altında link olarak satın alabilirsiniz. Yani da Aerocool Atomi'nin yanına PCI Express e, uzatma kablosunu da eklediğiniz takdirde dikey ekran kartı montajıyla bu kasayı canavar gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Umarız bu video faydalı olmuştur. Sıra dışı bir kasa. Önden ve arkadan görüntüsü itibariyle LED tuşlarına basarak sizler için modlarını sergiliyoruz. Bunlar ön tanımlamalar videonun sonunda. Siz bunların dışında anakartınızın yazılım desteği sayesinde dilediğiniz komutu verebilirsiniz. Gök kuşağı rengiyle de bitirelim. AeroCool Atomic videomuzun altında sizleri bekliyor.